Bugünkü videomuzda Filistinli bir öğretmenin 1939 yılında öğrencisiyle yaşamış olduğu ibretlik bir hikayeden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. ...1939 senesinde Filistinli bir öğretmen, Riyad'da görev yaptığı okulların birinde öğrencilerinden birinin yüzünde büyük bir üzüntü fark eder. Bu yüzden öğrenciye yaklaşarak bunun sebebini sorar. Öğrenci ise okulun bir gezi düzenlediğini, katılım parasının 1 riyal olduğunu ancak ailesinin çok fakir olduğu için bu parayı ödeyemeyeceğini, bunun için üzüldüğünü söyledi. Öğretmeni ise onu dinledikten sonra çok akıllıca bir düşünceyle doğru cevabı 1 riyal olan bir yarışma düzenlemeye karar verdi. Bunu aynı gün öğrencisine de söyledi. Tabii ki soruyu küçük öğrenciye sordu. O da cevabı verip 1 riyal ödülü aldı. Ödülü aldığında tarif edilmeyecek kadar çok sevindi ve geziye katılabildi. Bir süre sonra o küçük çocuk ailesinin şiddetli fakirliği sebebiyle eğitimini tamamlayamadı. Okuldan ayrıldı. Hamal olarak günde yarım riyal karşılığında yük taşımaya başladı. O zamanlarda elektrik olmadığı için gaz yağı tenekeleri taşıdı. Sonra bakkalda satıcı olarak, sonra da aşçı olarak çalıştı. Sonunda 400 riyal biriktirdi ve onunla bir bakkal dükkanı açtı. İlerleyen zamanlarda hacıların dövizlerini alıp satan bir döviz bürosu açtı. Sonra derken zenginliğin zirvesine ulaştı. Bu hikayedeki öğrencinin kim olduğunu soracak olursanız, o El Racihi Bankası'nın kurucusu Süleyman El Racihi'dir. Sermayesi şimdilerde 124 milyar riyal, yani 600 milyar. Bütün dünyadaki 500 şubesinde 8000 memur çalışıyor. O da bunun Allah'ın sayesinde olduğunu bilerek servetinin 1/3'ünü vakıflara ve hayır işlerine bağışlıyor. Bu vefalı öğrenci, öğretmenini ve kendisine onun geçmişte yaptığı iyiliğini de unutmadı. Dilerseniz bundan sonraki yaşadıklarını kendisinin ağzından anlatalım. Süleyman El Racihi şöyle anlatıyor. Bu öğretmenimin yerini öğrenene kadar eğitim kurumlarını ziyaret ettim. Nihayet onunla buluştum. Onu yaşlanmış, işsiz, zor durumda ve dünyadan ayrılmaya hazırlanıyor gördüm. Tanıştıktan sonra dedim ki, ''Değerli hocam, uzun yıllar önce bende emanet olan büyük bir alacağınız var.'' O da beni dinliyor ve hayretle, ''Kimseye benim borcum yok veya alacağım yok.'' dedi. Ben de cevap verdiğinde yarışma ile 1 riyal verdiğim bir öğrenciyi hatırladınız mı diye sordum. Biraz düşündü ve sonra hatırladı. Gülerek, ''Evet, evet, yoksa sen o musun? Beni 1 riyali geri vermek için mi arıyorsun?'' dedi. Ben de ''Evet'' dedim. Biraz ısrardan sonra onu arabama bindirdim ve beraberce gittik. Bir villanın önünde durduk. Arabadan inip içeriye girdik. Daha sonra, ''Değerli hocam, benim size olan borcumu, bu villa, beraberinde bu araba, hayatınız boyunca istediğiniz maaş ve müessesemde de oğlunuzun memur olması ancak alacağınızı kapatıyor.'' dedim. Hocam şaşırdı. Gözleri doldu ve dedi ki, ''Bu gerçekten çok fazla.'' Ben de hocama dedim ki, ''İnanın vaktinde sizin verdiğiniz 1 riyalin bana verdiği mutluluk bunun gibi 10 villadan daha büyüktür hocam. Hala o mutluluğu unutamıyorum.'' dedim. Bu öğretmen 1 riyalle küçük bir çocuğu mutlu etmesinin hayatının en zor anlarında kendisini tamamen değiştirmek için ona geri döneceğini hiç aklına getirebilir miydi? Karşılıksız ve sadece Allah için yapılan iyilikler, Allah'la yapılan bir ticarettir. Bütün kazancınızın takdiri Yüce Allah'a aittir. Peki siz bu yaşanmış hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.